Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Ne güzel bir atasözü değil mi? Evlendiği kadın bakire çıkmadığı için onu babasının evine bırakıyor ama daha sonra bu adam evlendiği karısı tarafından inanılmaz şeylere maruz bırakılıyor. Bu adama hem üzülüp hem de sinirleneceğiniz bir hayat hikayesi var. Neyse, mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Sevgili Yunus Bey ve mektubuma kulak verip zaman ayıran tüm kardeşlerim. Hepinize saygılar, selamlar. Öncelikle takma isimle kendimi tanıtayım. Ben Yavuz. Karadeniz bölgesinden yazıyorum. Yazdığım şehrin adını vermeyi pek uygun bulmuyorum açıkçası. Zaten kim veya nereli olduğundan ziyade neler yaşadığım, nasıl Allah tarafından kurtarıldığım önemli. Yaşım 39. Sağlık nedenlerimden dolayı hiç çocuğum olmadı. İki evlilik yaptım. İkisi de hayatımın travması oldu. Fakat bu mektupta anlatacağım kısım ikinci evliliğim. Önce kısaca birinci evliliğimden de bahsederek daha iyi anlaşılmayı sağlamak istiyorum. Bu mektubu yazana dek kaç defa silip silip baştan başladım. Başımdan geçenleri yazarken öyle kaptırıyorum ki kendimi. Bir bakıyorum gerçek isimleri kullanmışım. Hatta bizim köyün adını bile yazmışım eski mektubumda. Şimdi daha sakin ve daha dikkatli olacağım inşallah. Tahmin ediyorum ki siz ve ekibiniz bu konuda oldukça ileri görüşlü ve dikkatlisinizdir zaten. Allah bilir kimlere tanık oluyor, kimlerle uğraşıyorsunuz. Biz kişilerin hikayelerini sizin akıcı sesinizden dinlemekte kalıyoruz sadece. Bu bağlamda emeğiniz ve çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Yunus Bey, biz bir yanı köy hayatı yaşayan, doğduğu şehirde büyüyen, geleneksel Karadeniz insanlarıyız. Kendi adıma belirteyim ki düzgündür hayatımız, işimiz, gücümüz, arkadaşlıklarımız. Ama Allah insanı kötüyle sınamasın. Yapmam, yapamam dediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Şimdi biraz evliliğimden bahsedeyim. İlk eşim Leyla ile evlendikten bir hafta sonra onu babasının evine geri gönderdiğim için pek duygusal bağ kuramadan yolları ayırmıştık. Hiç öyle elem keder yaşamadım. Leyla, yani takma isimli eşim, evlenmemize rağmen 5 gün boyunca bana kadınlık yapmak istemedi. Yok korkuyorum, yok adet günüm, kanıyorum derken 5 gün geçmişti. O zamanlar seçilen bir aile büyüğü kadın akraba, damat da gelinin kanlı çarşafını görür, başçı olarak altın takardı gelinin yeni çarşafına. Tabii bu adetler bölge bölge değişiyor biliyorum, bizde böyleydi. Büyük halam 5 gün boyunca, bir şeye ihtiyacınız var mı kuzularım, aç mısınız, iyice misiniz diye bir bakayım diyerek edebiyle kontrole geliyor ve durumu anlayıp yarın yine uğrarım diye gidiyordu. Son gün Leyla'yı karşıma alıp konuştum. Korkuyorum diyor, direnmeye devam edeceğe benziyordu. Bak Leyla, büyük halam 71 yaşında kadın. Ayıptır, her gün sürünüyor elinde altınıyla. Çok korkulacak bir şey olsa köy bekar ölürdü. Korkma. Vallahi acıtmayacağım, söz, dur dediğinde duracağım gibi teselli ettim. O gece kafaya koydum, bu iş bu gece olacaktı. Zorla da olsa sabaha kadar dirense de baktı ki kaçış yok, karşı koymayı bıraktı ve biz de birlikte olduk. Tam da endişe ettiğim gibi Leyla bakire değildi. O sabah belki ben yapamamışımdır diye 3-4 defa birlikte oldum ama gücüm kalmamıştı artık. Bu benden ötürü olamazdı. Belliydi işte bakir olmadı. Daha gusül abdesti alacak kadar vakit olmamıştı ki halam gelmişti yine. Kapıyı açıp ayakların dert görmesin halam. Sen altınını geri götür dediğimde yılların kadını durumu anlamış. Allah hakkında hayırlısını versin oğlum. Sen yolundan şaşma ne olur dedi giderken. Kolay mı? Namus davası bu. Onca masraf, düğün, dernek, eş dost. Rezil olduğumuzun günüydü. Benim yerimde kim olsa Leyla'yı tekme tokat dövmüştü. Ama ben Leyla'yı elimi bile sürmedim.
Tek kelime konuşmadım. O da yanım sıra korkulu gözlerle odalar arasında dolanıp duruyordu. Leyla ile bir yuva kurmam mümkün değildi. Ondan bir an önce kurtulmam gerekiyordu. Çantasını istedim ve içinden kimliği çıkarttım. Bunu al dedim. Elim ayağıma sarılıp ağlamaya başladı. Yalvarıyordu. Etme, eyleme. Benim bir suçum yok. Bu benim suçum değil. Ne olur beni gönderme. Ölürüm, sürünürüm. Beni öldürürler deyip duruyordu. Ben kendimi iyi tanıyorum. Böyle bir şeyle hayat boyu mücadele edemezdim. Kabul edemezdim. Ne dediyse duymazdan geldim ve Leyla'yı alıp yola koyuldum. Yol boyunca elinde sadece kimliğiyle ağlaya ağlaya, yalvara yalvara arkamda yürüdü. Öyle ki utancımdan, yolda tanıdık birine denk gelmemek için bahçe aralarından, patika yollardan, dere içlerinden yürüdük. Evlerin bahçesinden girip kapılarına vardığımda annesi kapının önünü süpürüyordu. Oradan kaçmak istercesine hızlıca "Alın kızınızı, sizindir, bize uymaz." dedim. Arkamı dönüp koşar adımlarla uzaklaştım. Öyle Leyla'nın zannettiği gibi kimse Leyla'yı öldürmedi. Sanırım bir iki yıl kadar annesiyle babasıyla yaşadı. Daha sonra da buldukları dul bir adamla evlendirdiler. Adam biraz da akıldan noksan olunca iç güvey olarak aldılar. Bense iyiden iyiye tam bir köy yabanisi olmaya başlamıştım. Kendi bahçemizde, tarlamızda çalıştığım yetmezmiş gibi bir de gündelikçi olarak başkalarının tarlasında gübreleme, budama, ilaçlama, çapalama gibi işlere gidiyordum. Anacığımsa sürekli beni evlendirmeye çalışıp başka kız, dul, kadın adaylar gösteriyordu. Zaman böyle akıp giderken benden 3 yaş küçük olan erkek kardeşim sevdiği kızla evlenmeye karar verdi. Bizde sıralıdır düğünler. Önce büyükler evlenir, sonra küçüklere düşer. Ama baktı ki abisinin evleneceği yok, daha fazla bekleyemedi. Kız istemesi, düğünü, aldısı verdisi derken bir güzel düğünle evlendirdik kardeşimi. Uzaktan ve yakından düğünümüz için gelen çok sayıda davetli oldu. Bu davetlilerin birinin kız dikkatimi çekmişti. Düğünden birkaç gün sonra annemin yine gelin diye söylendiği bir gün, "Çok istiyorsan düğündeki o kızı al." dedim. Tabii bu açık kapıyı gören annem boş bırakır mı? Hemen düştü derdine. Sordu soruşturdu. Kimdir, nedir derken babamın amcasının eşi yani büyük yengemiz tarafından akrabaları olduğunu buldu. İstanbul'da yaşıyorlarmış. Bunu duyunca olmayacağını düşünmüştüm. İstanbullu kızın ne işi vardı köyde? Gelmezdi ki. O da benim gibi dul, 6 yıl evli kalmış. Sonra kocasını da hastalıktan kaybetmiş. Adamın hastalığıyla uğraşmaktan çocuk sahibi olamamış. İkimizin de çocuksuz olması da ayrı bir avantajdı aslında. Beraber yeni bir aile kurup çocuk sahibi olabilirdik. Yani o zamanlar ben öyle sanıyordum. İkinci eşimin adına Derya diyeceğim. Annemin öğrendiğine göre düğünden çok zaman geçmediği için Derya ve ailesi hala memlekette buradaydı. Amcamın karısı yani yengemle kız tarafına haber gönderip hayırlı bir iş için ziyarette bulunacağımızı iletmişti. Neyse o gün geldiğinde usulünce çiçeğimizle kız istemeye amcamların evine gittik. Derya da ertesi gün İstanbul'a dönecekti ailesiyle. Ben zaten Derya'yı uzaktan görmüştüm düğünde. Ama Derya beni ilk defa görüyordu. Çok şükür. Ben de eli ayağı düzgün bir adamımdır. Boyum 1.85, kilom da 85. Kumral ve yeşil gözlüyüm. Belki bilirsiniz, Karadeniz insanı genelde sarışın olur. Ben de onlardan biriyim işte. Derya ile göz göze geldiğimiz anlarda beni beğendiğini anlamıştım. Kafamda bu kız beni beğenip istese de ben İstanbul'a gidemem. O köye gelemez, nasıl olur da ortak bir yaşam kurabiliriz, nerede yaşarız, ne iş yaparım düşünceleri dönüp dolaşıyordu. Gecenin sonunda Derya'nın babası biz kendi aramızda bir konuşalım, görüşelim. Hayırlısıyla size haber veririz dedi. Onlar ertesi gün İstanbul'a döndü ama bize bir haber iletmemişlerdi. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra yengemle haber iletmişler. Oğlunuz bize de bir misafir olsun. İstanbul'a gelsin, yeniden görüşüp konuşsunlar. Allah'ın izniyle bu iş olur demişler. Köydeki bağ bahçe mahsul işlemlerini tamamladıktan sonra Eylül başı gibi İstanbul'a gittim. Verilen adresi buldum ve evlerine misafir oldum. Hava sıcak yaz günüydü. Belki çoğuna normal gelir ama evde kız erkek kim varsa şort, tişört, askılı giyiyordu. Bunu görünce bir an duraksadım. Kendi evinin içinde böyle giyinen kız dışarıda nasıl olacaktı?
Köydeki düğünde daha üsluplu, uzun kollu, pantolonluydu. Bolca sorular sordular, tanıştık, sohbet ettik. Yemek çay derken Derya'nın annesi, ''Siz şöyle bir sitenin bahçesine doğru yürüyüşe çıkın. Hem konuşacaklarınız, soracaklarınız vardır. Burada hep beraber iç içeyken rahat olamazsınız.'' dedi. Tam da istediğim fırsattı. Onunla baş başa kalmayı çok istiyordum. Evden çıkıp asansöre bindiğimizde Derya'nın o delici bakışları içimdeki erkeği büsbütün uyandırıyordu. Çok çekici bir kadındı. 10 kattan inene kadar onu oracıkta öpmemek için kendimi çok zor tutmuştum. Bahçedeki kamelyanın birini seçip oturduk. Herkesin yanında konuşamayacağımız ama geçmiş evliliklerimizin küçük detaylarını anlattık birbirimize. Gülümseyerek, ''Biliyor musun, ben hala bakireyim.'' dedi. Tabii ki inanmamıştım. ''Olur mu öyle şey? 6 yıllık evlilikten sonra.'' dedim. ''Kocam koca gibi değildi.'' ''Evet, yakışıklı adamdı ama biraz pasifti. Üstelik benimle evlendikten kısa süre sonra hastalığı ilerledi.'' O akciğer hastalığı onu eritti, mahvetti. Yine de karı kocaydık. Bazen beraber oluyorduk. Bir iki dakika süren yarım yamalak ilişkimizden hamile kalamıyordum. İlaçların yan etkisine de bağlı olabiliyormuş. Bunun için doktora gittiğimde, doktor muayene masasında bana kaç yıllık evli olduğumu sordu. 3 yıl oldu dediğimde gülümsedi. Adli raporlu kızsın dedi bana. Anlamadım doktor hanım. Adli rapor ne alaka dediğimde, yani adli rapor istesen altına imzamı atarım bakiredir diye dedi. Hatta ben kocamla normal ilişki yaşayabiliyorum. Hatta ilk gece bayağı canım acımıştı dedim. Gerçi o geceyi düşününce zaten ertesi gün adet gördüğüm için bozulup bozulmadığını, kanayıp kanamadığını anlayamamıştık. Sonra doktor oturup bunu detaylıca bakireliğin nasıl bir şey olduğunu anlattı. Meğer benim kızlık zarım esnekmiş. Bu gibi kızlık zarları ancak normal doğumda çocuğun kafası çıkarken bozulur, anne doğum sırasında kaybeder kızlığını diye anlattı. Arkasından şen bir kahkaha atarak, yani Yavuzcuğum sen de bozamayacaksın dedi. O rahat hali beni de rahatlatmasına rağmen bu açık ve gevşek hali hoşuma gitmemişti. Yüzümdeki değişimden fark etmiş olacak ki ciddileşerek, neysek oyuz, birbirimize şeffaf ve dürüst olalım ki evliliğimiz güven içerisinde olsun dedi. Böyle söyleyince çok akıllıca olmuştu. Uzanıp yanağından öptüm. En büyük korkum olan köylü yaşam konusuna girdiğimde, seninle her yere varım. Fakat köy olmasın. Görüyorsun, ben İstanbul kızıyım. Belki ilk başlarda köyde seninle olmak güzel olsa da biliyorum daha sonra zor olacak. Ha, hayatımızda köy hiç olmasın demiyorum. Ama köyde yaşamayalım isterim. Şehir merkezinde bir ev bulup yaşayabiliriz bence. Hem ben burada terzilik de öğrendim. Belki terzilik yapar, evden de para kazanırım. Sen de bir iş bulursun, mis gibi olur dedi. Öyle akıllı, öyle yumuşak konuşuyordu ki, hayır ben köyde yaşayacağım demek olmazdı. Hoş, inatlaşıp zıtlık yapsa da çok direnemezdim. Çünkü muhtemelen büyülenmiş Derya'ya aşık oluyordum. Doğal, akıcı, mantıklı ve çok da işveli konuşuyordu. O gece evlerinde misafir edildim. Hem saatler süren yolculuğun etkisi, hem de yabancı evdeki sıkılgan tavrım yüzünden bitkin hissediyordum kendimi. Gösterdikleri küçük bir odada tek kişilik bazıda anında uyumuşum. Kaç saat geçti bilmem. Gece yarısı dudağımdaki ıslak hisle uyandım gözüm araladığımda. Derya beni öpüyordu. Biraz garipseyip doğruldum. Derya dedim. Benim sevgilim dedi. Bir gören olur, ayıptır. Benden bilirler, ne güzel hayırlı bir işe adım atarken ananı babanı bu işe düşman etmeyelim dedim. Merak etme, herkes uyuyor. Hem kime ne? Biz zaten evlilik yolunda değil miyiz? Zaten ikimiz de daha önce bir evlilik yapmış insanlar değil miyiz? Ne yapabilirler? Neyin davasını güdebilirler dedi. Bu da çok mantıklı gelmişti. Sonuçta yeni, ergen birer bakire değildik. Benim tereddütlü ve düşünceli halimi görmezden gelip yine dudağıma yapıştı. O gece biz Derya'yla beraber olduk. Belki yalnızlığımdan, belki uzunca zaman hayatımda bir kadın olmadığından aklımı başımdan almıştı. Derya benim kadınımdı. Onu deliler gibi arzuluyor ve seviyordum. Gecenin sonunda o tek kişilik yatakta Derya kollarımda uyudu. Daha sonra içeriden gelen seslere uyandık. Derya apar topar giyinip kapı aralığından şöyle bir ortalığı kolaçan ettikten sonra hızlıca çıktı.
Aşk sarhoş olmuş şekilde sırt üstü iyice uzanıp yaşadığım mutluluğun ve zevkin keyfini çıkarıyordum. Sabah kahvaltı masasına davet edildiğimde Derya'nın babası Naim amca bakalım Yavuz Bey oğlum nasılsın iyi uyuyabildin mi diye sordu. Bense suçluluk psikolojisiyle kızarmıştım. Sağ olun Naim amca çok şükür iyiyim siz nasılsınız dedim. Naim amca da Derya ile konuştun anlaştın. Biraz da ben konuşursam iyi olacağım dedi. Bak benim kızım kıymetlidir. Aslanlar gibi yetiştirdim ben onu. İstanbul gibi yerde bin erkeğin içine koysan başı dimdik çıkar gelir bulur evini. Maharetlidir de anası gibi. Evi çekip çevirir. Şimdi ben sana bu kızımı nasıl vereyim? Anlat bakalım sen nasıl bir adamsın? Böyle diyerek bazı sorular sormaya başladı. Konu siyasete hangi görüşü savunduğuma kadar gelmişti. Benzer görüşte olduğumuzu görünce daha da yumuşak konuşmaya başladı. Derya'ya dönüp sen de beğendin belli ki. Dünden beri ağzın kulaklarında. Madem öyle sizin durumunuz da malum hiç uzatmaya gerek yok. Gelsinler misafirimiz olsunlar. Kızı da alıp gitsinler. Aynı akşam söz yüzüklerini takalım dedi. Kalkıp elini öptüm. Mutluluğumun tarifi yoktu. Derya da sevinçle yanıma gelip bana sarılmıştı babasının yanında. Neyse çok uzatmaya gerek yok. Ben memlekete geri döndüm. Düğünümü görmeye dünden razı olan annem ne gerekiyorsa bir çırpıda akrabalarında yardımıyla hızlıca halledip İstanbul'a gidip kızı istemişti. Biz de Derya ile her fırsatta çılgınlar gibi sevişiyorduk. Öyle profesyonel, öyle işveli, cilveli bir kadındı ki öl dese ölürdüm. O derece aşık etmişti beni kendine. Annemle Derya'nın ailesi de işi uzatmamak adına 2 ay içinde düğün yapma kararı verdiler. Ekim'in sonunda düğünümüz yapıldı. Derya'nın da istediği gibi merkezde oturuyorduk. Ben de bir beyaz eşya mağazasında nakliye ve montaj işine girmiştim. Karımla evliliğimiz hayalini bile kuramayacağım kadar güzel ve ateşli geçiyordu. Doymak bilmez bir kadınlığı vardı. Bundan hangi erkek şikayetçi olur ki? Benim için de mutluluk verici oluyordu. Herhangi bir taşkınlığı, ahlaksızlığı veya kuşku uyandıracak bir tavrı olmuyordu. Evliliğimizin 3. yılında artık cinselliğe dair birçok farklı zevkleri yaşamış ve sıradan hale gelmiştik. Oturduğumuz binadaki karşı komşumuz Sevim ve Sedat çifti yakın arkadaşlarımız olmuştu. Akşam yemeklerimiz, sabah kahvaltılarımız, balkonda kahve keyfimiz olurdu. O yılın Aralık ayında Sevim Hanım yeni yıl gecesi için masa kuracağını, yılbaşı kutlamasını bizimle yapmak istediğini söylemiş karıma. Bunu daha sonra hep beraber çay içerken de dile getirdiler. Önce ağız büküp bize ne Hazreti İsa'nın doğumundan, yılbaşı kutlaması Müslüman işi değil dediğimde karım söze girip aynen öyle biz Hazreti İsa'nın doğumunu mu kutluyoruz? Hem Hazreti İsa'nın doğumu takvime göre 21 Aralık. Yılbaşı gecesi yeni bir yıla girmenin kutlamasını yapıyoruz. Hem bunu dinlerle bağdaştırma lütfen. Bütün dünya aynı gün yeni yılı kutluyor. Ne olur biz de biraz gülüp eğlensek dedi. Diyorum ya Yunus Bey, karım çok akıllı ve çok tatlı dilli bir kadındı. İtiraz etmedim. Yılbaşı gecesi komşu evinde toplandığımda Sevim Hanım masayı çoktan hazırlamıştı. Masanın üzerindeki bardaklardan anlaşıldığı gibi alkol de vardı. Bense alkolle arası olan bir adam değildim. Köyden arkadaşlarla bazen 2 tek rakı içtiğimiz olmuştur. Ya da ırmağa balık tutmaya gittiğimizde gece anamızdan babamızdan gizli götürdüğümüz biralarımız. Yani alkol kültürümüz yoktur. Sedat vitrinde duran şişelerden viski ve şarabı koydu masaya. Bunları mı içeceğiz dediğimde karım ben senin için bira da aldım dedi. Masaya yerleşip sohbet başladığımda Derya deli gibi benimle ilgileniyor, tabağıma mezelerden koyuyor, yanağımdan öpücük alıyor ve benimle kadeh tokuşturuyordu. Allah o günleri affetsin. Büyüklerimizin dediği gibi atasözleri gerçekten tecrübelerden yola çıkmış, ders alınması gereken sözler. Hani derler ya alkol bütün kötülüklerin anasıdır diye. Öyleymiş. Ha ben bir alkolik olmadım belki, berduşa dönmedim. Ama o gece alkol almasaydım bu iş buralara kadar gelmeyecekti. Sohbet, muhabbet, televizyonda müzik, şarkılar çok eğleniyorduk. Karımın neşesi ve bana olan düşkünlüğü iyice keyiflendiriyordu beni. Sevim Hanım da eşini seven bir kadındı. Her şey olması gerektiği gibiydi masada. İlerleyen saatlerde bir iki defa Derya masanın altına bakarak sinsi sinsi gülümsüyordu. Bunu o kadar alenen yapıyordu ki ben de onunla beraber aşağı baktığımda
herhangi bir şey görmüyordu. Sevim Hanım iyiden iyiye sarhoş olmuştu. Ben de oldukça kafayı bulmuştum. Ama bilincim gayet yerindeydi. Devam etmek için boş kadeyi derya uzattığımda olmaz artık, bu kadar yeter. Saat 3:30 oldu. Her şeyi tadında bırakmak lazım. Hadi biz evimize gidelim dedi. Bu güzel geceyi sonlandırıp evimize döndüğümüzde daha kapının ağzında derya bana sarılıyor, boynumu kulağımı öpüyordu. İçeri girer girmez sevişmeye başladık. Odamıza ulaştığımızda Derya'nın yüzünde imalı bir gülücükle ''Sarhoş Sevim'i gördün mü neler yapmaya çalıştı?'' dedi. Bense onu duymuyor, güzel karımı öpmeye devam ediyordum. Kendini geri çekip ''Söylediğimi duymuyor musun? Duymazdan mı geliyorsun?'' diye sordu. ''Ne dediğini anlamıyorum aşkım, ne diyorsun?'' dediğimde ise ''Sevim diyorum, Sevim, masanın altında diyorum, neler yapmaya çalıştı?'' Başım hafif dönüyor ve karımı arzuluyordum. Bahsettiği konu hakkında hiçbir fikrim yoktu ve ilgimi de çekmiyordu. Sonra tekrar sözlerine devam etti. Senin ayağına dokunayım derken defalarca benim ayağıma sürdü ayağını. Ben fark edip masanın altına eğildiğimde o da ben de çok güldük. Bunları duyduğumda biraz ciddileşerek durum algılamaya başladım. Ne diyorsun sen? Yanlış anlamış olmayasın kadın. Niye ayağını bana sürsün dedim. Derya ayağımın üstüne parmaklarıyla kımıl kımıl gezerken bunu tahrik etmek için yapmadı herhalde. Sana ulaşacağını zannederken benim ayağımı okşadı azgın kadın dedi. Hemen toparlanıp inan ki hiç fark etmedim. Fark etsem anında kalkardım o masadan. Hem de ne cesaretle böyle bir şey yapmış olabilir ki? Belki kendi kocasının ayağına dokundu zannetti dedim. Yeniden beni susturmak için dudaklarımı öptükten sonra sakin ol. Bu benim için sorun değil. Sen benim erkeğimsin ve çok yakışıklısın. Ve elbette sana tav olan, yürümeye çalışan, cilvelenen kadınlar olacak. Ama benim kocam bana aşık ve sadıktır. Buna eminim. Belki de sana duyduğum güven yüzünden o kadının bu şekilde seni arzulamış olması beni tahrik etti dedi. Öpmeye, okşamaya devam etti. Bu olayı sevişmenin içerisine öyle güzel yedirip harmanlıyordu ki. Arkadaşımın karısı, komşumuz, karımın arkadaşı olmasını bir yana bırakıp işveli karımı bu denli azdıran durum beni de yükseltiyordu. O gece Sevim hakkında konuşarak seviştik. Ertesi gün hiçbir şey olmamışçasına devam ediyorduk. İşten geldiğimde Sevim Hanım'ı karımla kahve içerken görüyor, bir selam vererek odama geçiyordum. Yani her şey olağan rutinde ilerliyordu. Birkaç hafta sonra Derya ağır bir grip geçirirken verdiği siparişlerle eve gelmiştim. Sağ olsun Sevim Hanım ben yokken çorbasını yapmış, Derya'ya da iyi bakmış. Derya'nın iyi olduğunu anlayıp bir şeyler yemek için mutfağa geçtiğimde Derya arkamdan seslenerek ''Sevim'in bulaşık makinesi bozulmuş. Altından zemine su akıyormuş. Şapşal kocası makineyi çıkarıp bakmış. Ama bir halt anlamamış, garantisi de yok. Ben de Yavuz bakar dedim. Bir ilgilenir misin?'' dedi. Ben tamircilikten anlamasam da montaj işini bildiğimi öğrendiğim için belki herhangi bir kaçak boru bağlantısı sorunu varsa çözerim diye düşünmüş. Sen bir iyi ol, bir kahveye gidince bakarız dedim. Kadıncağız benim iyi olmamı bekleyecek. Bakıver işte 2 dakikada dedi. Karnımı doyurduktan sonra karşı komşumun kapısını çaldım. Kapıyı Sevim Hanım açtı. Bulaşık makinesi arızalıymış galiba. Derya bakmam istedi dedim. Ha evet buyur. Konuşmuştuk biz Derya'yla. Teşekkür ederim. Hoş geldin dedi. Allah biliyor ya, içimde o geceye dair hiçbir art niyet veya fantezi yoktu. Yardıma ihtiyacı olan bir komşuya yardım edilir, o niyetle gitmiştim. Ve bu nedenden Sedat'ın evde olup olmamasıyla da ilgilenmemiştim. O makine zaten bir miktar öne çekilmişti. Boru bağlantılarına falan baktım, görünürde su kaçağı yoktu. Bunu yetkili servise göstermeleri gerektiği hakkında konuşurken Sevim Hanım'ın ağladığını gördüm. Ağlanacak bir şey yokken benim yanımda bu şekilde ağlaması çok garibime gitmişti. Bir süre sakinleşmesini bekledim. Hatta ağladığını görmemiş gibi davrandım. Ama kadının susacağı yoktu. İyi misin diye sorduğumda özür dilerim seninle ilgisi yok. Sinirlerim çok harap olmuş durumda. Tutamıyorum kendimi dedi. Çöktüğüm yerden doğrulup lavabodan bir bardak su alıp Sevim'e uzattım. Su içtikten sonra ayağa kalktı. Çok garip bir ifade vardı yüzünde. Nasıl oldu anlamadım. Bir anlık hızla dudağımı öptü. Bu küçük öpücüğe çok sinirlenmiştim. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi dedim. Kafamı mutfak kapısına doğru çevirip Sedat diye bağırdım. Sedat evde yok. Geleceğini de sanmam.
Beni başka bir kadınla aldatıyor. Dün geceden beri uyumadım. Benim buna hakkım yok mu? Seni çok beğeniyorum dedi. Ben senin intikam oyuncağın değilim dedim. Ve mutfak kapısına yönelmiştim ki o benden önce davranıp kapıya sırtını yaslayıp bir çırpıda tişörtünü çıkarmıştı. Gördüğüm sahne beni etkilemişti, evet. Ama bu gibi durumlarda asıl önemli olan bu ortamı bir an önce terk etmek. İnsan aynı yanlışın içerisinde dakikalar geçirdikçe zihninde bazı şeyleri normalleştiriyor. Sakinleşiyor. Ve insan normalleştikçe de daha da rahat davranıyor. Beni dinleyenlere tavsiyem, böyle bir durumda kalırlarsa bir saniye bile kaybetmeden kaçsınlar. Neyse, göğsü derin derin nefes alıp şişip iniyordu. Çok mutsuzum, yanıyorum. Ne olur beni kadının yap diyordu. İşte o an Derya'nın gece Sevim Hanım hakkında söylediği tahrik edici cümleler ve sevişmemizin içerisinde kattığımız fantaziler aklıma geldi. Büsbütün uyarılmıştım. Yine de son hamleyle mutfak kapısının kolunu tutarak çekil şuradan dememe kalmadı. Kadın tekrar dudaklarıma yapıştı. Artık karşı koymuyor, ben de kadını öpüyordum. Bu ahlaksız sevişmeyi ayaküstü sonlandırdığımızda beynim zonkluyordu. Oradan nasıl çıktım? Eve nasıl girdim? Derya'nın yüzüne bile bakmadan odamda deli tavuk gibi dönüp durdum. Yapabileceğim bir şey yoktu, olan olmuştu artık. Banyoya kaçıp bir duş aldım. Olayın üstünden günler geçmişti. Mümkün olduğu kadar karşı komşuyla iletişimimi azaltmıştım. Yine iş çıkışı eve giderken Sedat'la karşılaştım. Hafta sonu şehrin dışında kalan nehirde balık tutmayı teklif etti. Geçen hafta mesai arkadaşlarım gitmiş, 3 kilo balık tutmuşlar. Biz de bir iki kilo tutsak hanımlar pişirir. Büyük bir piknik yaparız, ne dersin diye sordu. Hafta sonu köye gitmeyi düşünüyorum ama yine de bir bakarız, haberleşiriz diyerek eve girdim. Güzel karım yine en sevdiğim yemekleri yapmış, tatlı gülümseyişiyle beni karşıladı. Yemeğimizi yedikten sonra salona geçtik. Akşam haberlerine şöyle bir göz atarken Derya, Sevim uğradı bugün. Kahve içip lafladık. Çok şikayetçi kocasından. Kavga etmişler. Artık beni gözün görmüyor demiş. Kocasını kendini aldattığından şüpheleniyor dediğinde yüzüme bir ateş bastı. O an bu olayın duyulmasından ne kadar korktuğumu anladım. Tepki vermeden haberleri izlemeye devam eder gibi yaptım. O ise anlatmaya devam ediyordu. Sedat aptalı da güya karısıyla ilgilendiğini göstermek için hafta sonu piknik yapalım demiş. Bizi de davet ediyorlar. Ben uygun buldum. Belki sen de Sedat'la konuşur, o aptalın neler yaptığını anlar, biraz akıl verirsin dedi. Babam hafta sonu köye bekliyor bizi dedim. Ama sevgilim de, ya ben çok sıkıldım. Hastaydım kaç gündür biliyorsun. Bittikten sonra köye gideriz dedi. Her zamanki gibi ona karşı koyamıyordum, tamam dedim. Piknik günü geldiğinde biz çoktan oltaları hazırlamış, Sedat'la yarış halinde balık tutmaya koyulmuştuk. Eşlerimiz bizden biraz uzakta ama göz ucumuzda oturmuş bizi izliyorlar ve sohbet ediyorlardı. Bir ara Sedat'ın oltasına vuran ufakça bir balık iyice neşemizi arttırmıştı. Bir ara göz ucuyla baktığım eşimi Sevim'e hararetle, hatta belki öfkeyle bir şeyler söylediğini fark ettim. Çok kızdığı belliydi. Konuşurken elini sağa sola kaldırıp beden diliyle belli ediyordu öfkesini. Benim gibi Sedat da fark etmiş, hop hatunlar ne oluyor, neyi paylaşamıyorsunuz dedi. Derya da senin bu karın elimde kalacak, öldüreceğim, taşınacağım diyor. Siz yeni ev bulmuşsunuz öyle mi dedi. Derya'nın öfkesi pek de taşınacak komşuya kızgınlık gibi değildi. Ama geçerli bir bahaneydi. Henüz bir şey belli değil. Biraz daha aileme yakın bir ev bakıyorduk. Fakat Sevim istemiyordu, fikir mi değiştirmiş dedi. Sevimse gözleri irileşmiş, sanki korku ve dehşet içine bakıyordu. Neyse 3-5 balıktan başka bir şey tutamadık. Hanımların evden getirdikleriyle o 3-5 balığı pişirip karnımızı doyurduk. Derya yürüyüş yapalım dedi. Onları yalnız bırakıp biz yürümeye başladık. Konuştun mu Sedat'la diye sordu. Hayır konuşmadım. Ne deyip de konuşacağım, nereden duydun, nereden biliyorsun derse ne diyeceğim dedim. Derya da öyle denmez tabii. Ne haber nasılsınla girip karı kız muhabbetleri açabilirsin dedi. Yahu benim Sedat'la karı kız muhabbeti yapacak kadar bir yakınlığım yok ki dedim. Biraz düşündükten sonra önüne bakarak yürümeye devam edip aman boşanırlarsa boşansınlar. Sevim de bize kalır dedi. Sanırım bu cümleyi algılamam 3-4 dakikamı aldı. Daha sonra ani bir tepkiyle o ne demek diye sordum. Sıkıldım seninle aynı şeyleri yapmaktan. Kadınları ben de beğeniyorum. Madem Sevim'le seviştin, artık bizimle olabilir dedi.
Bir an ayağımın altındaki toprak kayıyor zannettim korkudan. Ne diyeceğimi bilemeden dinliyordum. Öyle yumuşak, öyle normal bir şeymiş gibi anlatıyordu ki, çocuğumuz olmuyor. Bu evlilik ikimizin de ölümüyle son bulacak. Ben senden başkasıyla evlenmek ya da bir çocuk doğurmak istemiyorum. Sen de beni beğeniyorsun. Bu hep böyle tek düz olmak zorunda değil. Ben sevimi seviyorum. Sen de beğendiysen neden olmasın? Üçümüzün ortak sırrı olarak kalır. Sevişmelerimizde yeni bir tat olur dedi. Şaşırmıştım. Satırlarıma burada bir ara vererek hepinizden özür diliyorum. Fakat sorarım size. Kaç erkek böyle bir kadının böyle bir talebine hayır ben istemiyorum diyebilirdi ki? Sonuçta sağlıklı ve genç bir adamdım. Karın bunu kabul ettikten sonra sorun neydi ki? Bu konuyu aramızda günlerce, gecelerce ölçtük, tarttık. Fantazilerimizde kullandık. Artık çok sıradan ve yapılabilir bir hale almıştı. Eskisi kadar sıkı fıkı görüşmüyorduk komşularımızla. Aradan da haftalar geçmişti. Ne Sevim Sedat'ın ihanetini kanıtlayabildi, ne de Sedat Sevim'i terk etti. Ne de boşandılar. Her evlilikte olur böyle şeyler Yunus Bey. Kıskançlıklar, kopma noktasına gelmeler. Onlar gereğini yapıp evliliklerini toparlamıştı. Ama biz kısa süre önce Sevim'i aramıza almıştık bile. Evet, artık alenen evimize gelip, yatağımıza girip bizimle istediğimiz her fanteziyi yapıyordu. Yapıyordu yapmasını ama ilerleyen süreçte Sevim'in psikolojisi değişiyor, yüzü gülmüyor, kadıncağız içten içe çöküyordu sanki. Onun bu hali Derya'nın ona olan beğenisini yok etmeye başlamıştı. Artık fantazilerimize başka isimler ekliyordu. Hem de en yakınımızdan tanıdığımız bütün kadınları teker teker fantazilerine alet ediyordu. Hatta bazı fantazilerde onları bir eve doldurup pazarladığını düşünüyordu. Onun bu dizginlenemez açlığı beni artık Derya'dan koparmaya başlamıştı. Bazı sevişmelerimizde bu abartılı fantazilerini midem kaldırmıyor, onu yarıda bırakıyordum. Sevim, ben, Derya üçlü sevişmelerimizde Derya kendinden geçiyordu. Hatta yüzlerimizin görünmediği videolardan oluşan küçük bir arşiv bile yapmıştı kendine. Neyse, Sedat'ın annesi hastalanınca ailesine daha yakın olabilmek için taşınma kararı aldığında büyük bir kıyamet kopmuştu komşumuzun evinde. Buldukları iyi fiyatlı ev için bir miktar krediyle Sevim'in altınlarını kullanmayı düşünmüş Sedat. Gel gör ki altınlar ortada yok. İki göz iki çeşme Sevim Hanım altınları aylar önce çaldırdığını ama korkudan Sedat'a söyleyemediğini anlatmış. İş ailelere kadar uzadı. Büyük miktarda parasını kaybeden Sedat küplere binmiş. Bütün hayvanlığı ile Sevim ve ailesini hırpalıyordu. Bu tatsız günlerinde bizimle olan ilişkileri büsbütün artmıştı. Sedat iyice alkolik olmuş, evi barkı unutmuştu. Yine bir gece bina kapısından gelen örtü seslerine çıktık pencerelere. Sedat zil zurna sarhoş, Sevimse bizim yatakta. Apar topar giyinip kendi dairesine koştu Sevim. Ben de giyinip aşağı indim. Sedat komalık halde kusmaya devam ediyordu. Arada bir nefes alıp, ''Abi, karım beni aldatıyor.'' gibi sözler söylüyordu. Mırıldanıyordu peltek bir halde. ''Altınlar da o herife yedirdi. Eminim.'' diyordu. Bende de şüphe uyandırmıştı zaten. O gece Sedat'ı eve sokup yatırdım. Sevim'i karşıma alıp, ''Ya her şeyi bana anlatırsın ya da kocana her şeyi anlatırım.'' diye içi boş ve kendimi de tehlikeye atan saçma tehditler savurdum. Kadın o kadar bitik, o kadar akıldan uzaktı ki, ''Öldür beni de kurtulayım sizden.'' demeye başladı. ''Karın ayrı, sen ayrı. Sen al canımı da bitsin bu işkence.'' diyordu. Bu dediği boş beleş bir laf değildi. İçimde bir endişe büyüdü. ''Karım ne alaka? Biz sana ne yaptık lan sürtük?'' diye çıkıştım. Sevim de ''Daha ne yapacaksınız? Senin o şeytan karın benim hayatımı çaldı. Benim paramı çaldı. Benim namusumu çaldı. Ben hayatımda böyle bir insan tanımadım. Ufacık bir hatayı bana hayatımla ödetti. Bittim, tükendim. Beni bırakın artık ya da al canımı kurtulayım.'' diyordu. Ben bu sözlerden sonra sorduğum sorularla tek tek öğrendim gerçekleri. İnanamıyordum duyduklarıma. Dünyam başıma yıkılmıştı. Tam bunun öfkesiyle karıma neler yapacağımı, neler soracağımı düşünürken Derya çaldı kapıyı. Ben açtım kapıyı. ''Ne oldu Sedat, iyi mi? Gelmek bilmedin eve, merak ettim. Ne oluyor, bir şey yok inşallah.'' diye sordu. İnanın ki çok istedim ama öfkeme hakim olamadım. O sırada Derya'nın gırtlağına çöktüm. Duvara yapıştırdım. ''Ne olduğunu sen anlatacaksın.
Neler yaptığını bir bir anlatacaksın, yoksa seni buracıkta öldüreceğim dedim. O ise boynumun elleri arasında olmasına rağmen sevime bakıp, bunu sana fena ödeteceğim diyordu. Gayet sakindi. O her zamanki gibi sakinliği var ya, aynı o halde sanki her şey normalmiş gibi. Boynumu bırakırsan benim de sana anlatacaklarım var dedi. Bıraktım. O çok sevdiğim karımın mutlaka bir savunması olmalıydı. Sonra elindeki telefonu açtı, galeriden bir klasör daha açtı. İçerisinde sadece benim ve Sevim'in olduğu çıplak sevişen resimleri gösterdi. Her altı yerken iyiydi. Şimdi benim yanlışlarımı sorguluyorsunuz. İçinizden biri sesini çıkarıp bana zulmedecek olursa bu resimleri sosyal medyada yayınlar, Sedat'ın eline veririm dedi. Aklımı kaçıracaktım. O çok sevdiğim, beni çok seven karım şimdi oturmuş beni tehdit ediyordu. Yani özetle Yunus Bey, karım yılbaşı gecesi Sevim'in sarhoş haliyle yaptığı ayak sürme aptallığının cezasını yatağımıza girerek ödemişti. Bana fantezi olarak işleyen karım, Sevim'i bu fanteziye dahil olmazsa kocasına söylemekle tehdit etmiş. Öyle ya, böyle kadının buna nasıl ikna olduğunu hiç derinden düşünüp sorgulamamıştım. Daha sonra devam eden sevişmelerde çektiği görüntüleri Sevim'e göstererek tüm altınlarını istemiş. Hatta altınların çalındı dersin yalanını da o önermiş Sevim'e. Sevim tüm bu baskıların ve tehditlerin altında hiç istemediği halde defalarca bize ortak olmuş. O değişen halleri, mutsuzluğu, çöküşü bunlardan sebepmiş. Tüm bunlar ortaya serilip gerçekler gün yüzüne çıktığında erkeklik yapıp kafa tutacak olduysam da elindeki resimlerden birini hem kendi ailesine hem benim aileme göstererek Yavuz beni aldattı demişti. Dediğini yapmazsak durumun daha da büyüyeceği belliydi. Böylelikle ne Sevim ne de ben Derya'ya diş gösteremedik. Derya beni tehditleriyle sindirip düğünden bize kalan ne kadar altın, para, değerli eşya varsa alarak anlaşmalı şekilde boşandı. Sevim de kaptırdığı altınları kurtaramadı. Anlaşma koşulu olarak Derya'nın telefonda ne kadar tehlikeli ve gizli resim, belge varsa kendi elimle sildim, temizledim, yok ettim. Derya altın vurgunuyla İstanbul'daki hayatına geri döndü. Hayatımın 3,5 yılı hem maddi hem manevi bir çöp olmuştu. Kendi mağduru oynamış, beni de ailelere ahlaksız ırz düşmanı diye ilan etmişti. Allah kötü kadının şerrinden korusun. Çok tehlikeli, çok. Çok tehlikeli gerçekten. Neyse ki aileler arasında kaldı. Gizliden yayıldıysa da bunun benim için bir önemi kalmamıştı. Bu yaşananları her düşündüğümde Leyla'nın gözyaşları geliyor aklıma. Bir an bile dinlememiştim onu. Ne oldu? Neler yaşadın? Sana bunu kim yaptı? Sormamıştım bile. Bozuk bir eşya gibi geri iade etmiştim. O bile akıl fakiri kocasıyla bir aile kurmuş, iki çocuk doğurmuştu. Evlendiğin kadının bakir olup olmamasını önemsemiyor insan. Oysa namus bir insanın bacak arasında değil, kafasının içindeymiş. Zavallı annem, artık evlen falan da demiyor. Ben de ırgat gibi köy işlerinde çalışmaya devam ediyorum. Kadından uzak. Kadından uzak, Allah'a yakın böyle huzurluyum. Bu saatten sonra da başka bir garibanın hayatına girip köksüz, tohumsuz, çocuksuz bir hayata mahkum edemem. Ben dersimi aldım, cezamı çekiyorum. Son olarak şu sıralar kafama takılan bir sorun var. Teknoloji çok ilerledi. Yeğenlerimin sohbetinde duyduğum kadarıyla telefona program indirip silinmiş bütün geçmişi yeniden bulup indirebiliyormuşsun. Üzerinden yıllar geçti ama bu lanet hep üzerimde kalacak. Hep bir acaba diyeceğim. Allah insanı doğru yoldan şaşırtmasın. Ben erkek olmama rağmen akla karayı seçtim. Dikkat etmek lazım yaptığımız seçimlere, nefsimize. Ben hatamın bedelini çok ağır ödüyorum yalnızlığımla. Allah kimselere yaşatmasın. Umarım yazdıklarımda bir ayıbım olmamıştır. Affınıza sığınarak mektubumu burada sonlandırıyorum. Sizlere teşekkür eder, çalışmalarınızın devamını dilerim. Hoşça kalın. Evet, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Atalarımızın söylediği söz gibi. O kadın kim bilir neler yaşadı. Evet, bir hata yapmış, söyleyememiş. Ama öldürülmekten korktuğu için söyleyememiş. Saklamış, kadın da çaresizmiş. Oralarda adet olarak altın takılırmış. Kadın da ne yapacağım, ne edeceğim diye söyleyememiş. Burada o kadına kızacak, söylenecek bir şey yok. Belki tecavüze uğradı.
Burada adamın yapması gereken alıp karşısına konuşmasıydı. Evet, böyle bir şey var. Ne oldu demesiydi. Zaten o kadın vicdani sorumluluğuyla hayatın sonuna kadar kocasına karşı saygısında kusur etmezdi diye düşünüyorum. E zaten saygıda kusur ettin mi boşanırsın. Olur biter. Yani karı koca ilişkisi kalmazsa, o açıdan söylüyorum. Leyla'nın ahını almış. Ama ahını alırken de kendi hatalarıyla yine kendine yapmış. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Yaptıklarınız kendi ellerinizledir diye buyuruyor. Adam da kendi yaptıklarıyla kendi çukurunu kazmış. O gün orada o kadına karşı koyabilirmiş. Diyor ya, hangi erkek karşı koymaz diye. Ben karşı koyardım mesela. Tamamen bu insanın fikri zihniyetiyle alakalı bir şey. Geçenlerde bir hikayede anlatmıştım size. Film sektöründe çok var böyle hikayeler. Birlikte olmak isteyen ne kadınlar gördüm. Bu benim erkekliğimin kaybından mı? Hayır. Benim Allah korkumdan, zina yapmamam dolayısından. Ben bu kadınlara karşı koydum. Birlikte olmak istemedim o kadınlarla. Şimdi hangi erkek diyor ya, al sana bir örnek. Benim gibi birçok erkek var. Zina yapmayan, zinaya karşı gelen. E şimdi biz zina yapmıyoruz deyince de erkekler arasında dalga geçiyorlar. Diyorum kardeşim, herkesin imanı kendine. Allah korkusu olan insan zinaya yaklaşmaması lazım. Bu böyle. Bazıları da zina ediyor. Bu eğlenirken tövbe ederim diyor. Böyle bir şey var mı? Maalesef böyle. Uçkuruna sahip olması lazım insan. Düşünmesi lazım, idrak etmesi lazım. Ama bunu yaparken de Allah'tan istemesi lazım. Ya Rabbi sen beni zinadan koru demesi lazım. Sen bir çalış, çabala. Ondan sonra Rabbimden iste. Sen çabalama, her karıyı gördüğünde karının üstüne bin. Olacak iş mi? Ben burada yargılamıyorum kimseyi. Tabii ki herkesin günahı kendine. Ben burada bu mektubu göndereni ya da başka insanları yargılamıyorum. Yargılarsak Allah korusun başımıza gelir. Ben burada yanlışları göstererek doğruyu anlatıyorum. Sadece herkesin aynı düşüncede olmadığını, bu tarz düşünenler varsa böyle olmadığını görsün istiyorum. Zaten beyefendi de bu mektubu gönderirken bunu düşünerek yollamış. Bakın ben bir hata yaptım, böyle bir şey görürseniz direkt kaçın demiş. Kaçmamız lazım. Rabbim korusun günah işlemekten. Ta ilk başlardan belliymiş. Nereden belliymiş diye sorarsanız, o konuşmalardan az buçuk belliymiş. Hadi oradan belli olmadı. Babasının evinde o kızın o adamla birlikte olmasından belliymiş. E sen namuslu kız arıyorsun. Kız zaten evlenmeden namussuzluk yaparak sana bedenini teslim etmiş. Nasıl olsa evleneceğiz diyerek namusunu teslim eden insandan her şeyi bekleyebilirsin. Bakın sadece namusluyum diyerek böyle yanaşan, namussuzluk yapan insanlardan bahsediyorum. Neymiş, bin tane erkeğin içine çıksa dimdik oradan ayrılırmış babasının sözüne göre. E bunu söyleyen bir insan daha evlenmeden birisiyle birlikte oluyorsa bir soru işareti vardır. Yani kusura bakmayın, evet günah işleyebilir. Genel olarak bu şekilde. Çok nadir içinden iyi insanlar var. Ha şunu diyebilir, ben günah işliyorum ama namusluyum diyerek bunu yapıyorsa, bakın altını çiziyorum. Herkes özgürdür. Herkesin kendi vicdanıyla Allah'la arasında olan bir şey zina yapmaması. Ben ona karışamam. O benim haddime değil. Ama söylemeye çalıştığım nokta, eğer birisi ben çok namusluyum, ben asla namussuzluk yapmam deyip de namussuzluk yapıyorsa, o zaman orada bir art niyet ararım. Bundan bahsediyorum. Farklı yerlere çekilmesin lütfen. Baştan söyleyeyim de. Çünkü birkaç kişi var hemen farklı yere çekiyor. Yapmayın arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Ben burada insanların doğru yola gitmesi için nacizane yaşanmış tecrübelerden bir fikir paylaşıyorum. Amacım burada iyiye sevk ettirmek. Kimseyi kötülemek, yargılamak değil. O yüzden özellikle altına basa basa söylüyorum. Ve bir insan çok namusluyum, asla namussuzluk yapmam, ben asla yalan söylemem, en nefret ederim diyorsa bir şüphe edin, bir düşünün. Bir insan en çok bir şey yapmam diyorsa o şeyi yapan bir insandır. Benim bu hikayede üzüldüğüm iki insan var. Her ne kadar kocasını aldatsa da birincisi Sevim, ikincisi de Sedat. Yani sıralama olarak söylemiyorum, iki kişi var. Çünkü o kadın tehditle, şantajla yaptığı hatanın bedelini defalarca ödemiş. Ve bunu da yapan Derya denen pislik karı. Maalesef ki bu tarz olaylar yaşanıyor. Keşke bu şantajları yaparken o kadına karşı da kendilerini korusalardı.
Telefonun kamerasını açar, kamerayla kaydedebilirlerdi konuşulanları. Onunla hiçbir şey yokmuş gibi bir gece daha beraber olup o kaydı gizlice çekip onlar da onu tehdit edebilirlerdi. Anlaşmalı olarak hem altınları kurtarırlardı hem de boşanırlardı. Ben burada şey zannettim bu hikayede. Sevim Sedat'tan ayrılacak, bu adamla evlenecek. Beyefendi Sevim'i koruma altına alabilirdi. Ama olmuş. Acaba şimdi ne haldeler? Sevim Sedat ne yapıyorlar? Onu yazmamış buraya. Belli ki onlar da kaldığı yerden hayatına devam ediyor. O yüzden ne olursa olsun kocalarımızı, karılarımızı aldatmayalım. Eğer aldatma noktasına geldiyseniz boşanın. Net. Ötesi berisi yok. Boşanın kardeşim. Erdemlik yapmış olursun. Hep söylediğim bir şey. Size yakışan olur zaten. Ha ama şu da var. Gidersin bir terapiste, çözmeye çalışırsın. Çözemiyorsan ayrılırsın. Bu kadar basit. Yazıktır ya. Karşı taraftaki insana yaşattığın travmaya bak hele. Kocam aldatıyor beni diye şüpheleniyor. Belki Sedat aldatmıyordu. Sedat'ın yerinde olmak istemez hiçbir insan. Düşünsene, karşı komşunda karın grup yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Tehditle, baskıyla, şantajla yapıyor ama o adam için çok zor. Ve böyle bir tehditte kesinlikle susmayın. Susmuş da ne olmuş? Yine olacağına varmış her şey. Susmayın, şikayet edin, elinize bir kanıt alın, kendinizi o kanıtla beraber kurtarın. İşin ucunda eğer ölüm varsa bu kaydı kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Tabii ki doğrusunu avukatlar daha iyi bilir, onlara danışabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Belki bu hikayeyi gönderen kişinin hikayesini beğenmemiş olabilirsiniz. Yaşadıklarından amacımız ders çıkarmak. Bazen görüyorum yorumlarda, daha önce de söylediğim gibi. Yunus Bey, ben bu hikayeyi beğenmedim. Yazan kişiye fayda sağlasın istemiyorum, o yüzden videoyu beğenmiyorum yazmış. Videoyu beğendiğinizde bu mektubu yazan kişiye hiçbir faydası veya zararı yok. Bu videoyu beğenmediğinizde bize zararı var. Ya da yorum atmadığınızda. Çünkü sizler beğeni ve yorum atmadan videodan çıkınca algoritma diyor ki bu kişi bu videoyu, bu programı beğenmedi. Ben o yüzden bu videoyu başkasına önermeyeyim. Algoritma bu şekilde çalışıyor. O yüzden her zaman diyoruz ki başkalarına vesile olmak için, başkaları bu hikayeden ders çıkarması için ve verdiğimiz emekler için lütfen like atıp yorum atın. Yorum atacak bir şey bulamıyorsanız da iyi yayınlar Yunus Bey yazabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey, sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.